İzleyek hadi, tamam sizi mi kıracağım amına koyayım. Attınız izleyek hadi go. Yapıştır. Orada. Aa, dur sizi yana alayım da videoyu bölmeyek o zaman. Burası da... Hazır mısınız? Başlatıyorum. Go. Hadi go. Aha. Orada. Ha, burada. Burası da mı? Evet, çok. Evet, çok. Sen burayı bulamıyor musun? Bu arada ben bak şu videoyu tamam, herkes şey yapmış, çocuk bir şeyler yapmış falan filan, burada bir şey olmuş, olayın ne olup olmadığını bilmiyorum ama bu olaydan sonra bu çocuğu gidip sırf video uğruna tokatlamaya çalışan yarrak kafaları mı dersin, kusura bakmayın küfür ediyorum hoparlörde olanlar ama yani sırf bu yüzden dolayı şu videoyu görüp çocuğu tokatlamaya giden sik kafaları mı dersin, saçma sapan çocuğa dövmeye giden aptal piç kurularına mı, yani aptal mısınız arkadaşlar ya? Hayatta başka bir işiniz yok mu? Geri zekalı beyinsizler. E belli çocuğun bir sıkıntıları var, bir şeyleri var. Salak salak hareketler yapıyorlar ya. Hey CJ! Yakın alırsın. Şöyle karşımıza gel. Nasılsın? İyisin, nasılsın? Ezbere gibi cevap vermiş direkt. İyi, ben de çok şükür. Seni görmeye geldik. İyi. Okula gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Nasıl yani? Gidiyorum ama yazılacağım inşallah. Gitmiyorsun. Evet. Gidiyorsun, nasıl yani? Evet. Kağıt topluyorsun sokaklarda. Evet. Seviyor musun işini? Ya işte öyle şey yapmıyorum öyle. Buraya bak. Buyurun. Ya bu arkadaşın bir videosu son zamanlarda viral oldu. Birinin bisikletini mi çalmış? Tam olayı bilmiyorum. Belki videolarda söylüyorlardır. Yani hakkına da girmeyeyim. Ama birine bir bulaşmış. Bir şey yapmış. Zaten o çocuğu gördüğü zaman da anlıyorsun yani. Bir şey yapmış da yakalanmış hissiyle bakıyor. Anladın mı? Bir çocuk da videoya çekerek geliyor. Hatırladın mı lan beni diyor. Çocuk korkuyor diyor. Bir tane tokat atıyor. Video orada bitiyor. Ama kişi kimdir? Nedir? Ne değildi? Bilmiyorum. Çocuğa bir şeyler yapmış. Motorunu mu düşürmüş? Aynen bir şeyler deyip duruyorlar. Bilmiyorum. Videoda varsa görürüz zaten. O senin kafana vuran adamı tanıyor musun? Yok öyle, ben hiç işte şey yapmıyorum öyle. Ben onu hiç bilemiyorum ama her zaman bana vuruyor öyle. Yakından çeksene biraz. Allah Allah. Tayland'a gidiyor. Onu bulsak getirsek, özür diletsek sana, affeder misin yoksa sen bilirsin. Sen de ona mı vurursun? Sen bilirsin. Fark etmez sen ne diyorsan. Nasıl biriydi hatırlıyor musun? Uzun boylu. Ya işte götü büyük, öyle şey şişko biraz. Nasıl biriydi götü büyük? Arkasından baktığın için mi anladın? İşte. Şimdi iki tane video var. Birincisi 3-4 ay önce seni dövdü. Vurdu. Evet. Onun taklitini yapıyorlar. Evet. Sen bir de yürüme engelin var senin. Evet. Ayağında platin mi var? Evet. Bak daha bekliyor herhalde, baksana. Bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Ya beklesinler. Onlarla uğraşamamışım. Stresliyim ya. Sorma. Sorma. Ben de öyle bir şey sanmadım ama. Şimdi niye öyle oldu ben onu anlamadım.
O tam kafana vurduğu yer şurası. Evet, şura. Kafanda kalıcı bir hasar oluştu mu? Ağrı falan yok kafanda. Evet, yok. Bir sağlık problemi var mı? Nasıl çık? Uzaktakilere kesildi. O şu an uzaktakilere bakıyor. He, ne var? Söyle. Yavuz. He? Sevimli misin? Yo. Kim dedi? Abi bak her şeyi böyle yapma. Bak bu da çok uyanık abi. Geçen gün beni gördü, bana dayak attı. Bu da dayak çok... Mı? Sen mi? Abi bunun babası, annesi bana dedi ki sen öldürdün, su giye kaçalım dedi. Geçen gün anneme nasıl... Allah Allah! Küfür ediyor, nasıl da küfür ediyor. Niye kavga ediyorsunuz? Abi bak, şimdi benim annem... Baba küçük çocuklar kavga eder de anne babaların böyle müdahale etmesi işte yanlış ya. Tehdit mi etti diyorlarmış da. Anladım şu, bu gidiyor. Abi akşam saat 8-9. Cama vuruyorlar üçü kardeşiyle, kaçıyorlar. Ondan sonra millete geliyor. Yalanla tüküreyim senin. Abi. Senin yalanla. Tam mahalle şeyleri, muhabbetleri amına koyayım. Bizim cama vuruyorlar da kaçıyorlar. Tüküreyim ben. Bazen oturuyorlar, uyuyorlar, bağırıyor, ablalar buna kızıyor, yine anlamıyor. Doğru mu söylüyor? Abi, yemin billah kameralar da var. Abi vallahi. Ya abi gitsinler ya. Abi vallahi. Gel kameralara bakak abi. Ya vallahi. Tamam sus. Tam git. Bir sonra sen niye böyle diyorsun diye. Çocuğa niye? Şimdi ne oluyor oğlum burada? Ben anlamadım. Abi bu çocuk senin ya, böyle tamam. İyi bildiğinden değil. Herkes kötü diyebiliyor. Biz abi, buraya niye geldik? İşi yapmadığımız halde annemize babamıza sövüyor ya. Sövüyor musun? Sövüyor abi, baksana. Abi yalan söylüyor. Şimdi abi bak, bak annem babamın üzerine yemin ediyorum ya. Abi böyle yapma. Ben gidiyorum Allah Allah. Gel gidek ya, ben gidiyorum. Vay kral, vay koçum benim. Doğru gidelim. Gel. Mahallenin bebeleri de haklı. Bunlar aynı mahallede yaşayan. Hepsi aslında arkadaş da işte. Arada itişen kakışan bebeler anladığım. Sinirlerim bozuldu arkadaş. Ya size ne oluyor bugün? Ben de sinirlerim. Bir doğruluk payı da var gibi yani. Bir iftira değil gibi de. Tamam sus. Rahmi benim tanıdığım bir abi. Geç. Rahmi. Ne yapıyorsun, nasıl? İyi, sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyi. Her gün Rahmi'yi dövenlerden biri de buymuş değil mi? Teste Taylan gelince yalandan. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Bildi mi herkes? Anam. Ya bu nedir abi ya? Görüyor musun? İşte millet öyle. Görüyor musun? İşte. Ya vallahi bu hayatımda var bu kadar sinirlenmedim ya. İki tane, yürü. Arabaya binince bak özgüven iyice arttı, görüyor musun? Sinirlenmedim ya. Abi bebeleri köşeden izliyor bebeler de bak, tam pişler. İki tane, yürü. Şeks pası. Bak yemin ediyorum. Stresten ya. Ya millet öyle. Evet. Bu. Evet. Aha bu. Bekle. Herkes. Bu ne? İlk videodaki çocuk muymuş bu? Hatırladın mı lan beni diyen miymiş? İyisin. Herkes iyisin. Evet. Herkes iyisin. İyi. Aha bu. Dedim ben sana. Abi kamerayı almayalım. Sen mi dövdün? Evet abi. Niye dövdün? Anneme küfrettim. Motor devirme olayları falan yalan abi. Bak, haklısın abi. Dedim abi, ben kamerayı alma. Sana dur gel, ne kamerayı alma oğlum, çocuğu niye dövüyorsun? Anneme küfretti abi. Her annene küfredin döveceğim mi? Beni döveceğim. Evet döveceğim. Ama bir şey diyeceğim, yaşı ne kadar farkı var ki yaşların arasında. Şimdi o önemli. Atıyorum çocuk 15 yaşındaysa. Şimdi arkadaşlar, şimdi amına koyayım sokakta gezerken biri de benim anama sövse ağzını yüzünü dağıtırım. Kim kimden yerse. Yani kimin kime gücü yeterse, ama şimdi çocuk 5 yaşındaysa da gidip dövmezsin. Sağdaki çocuk kaç yaşında, bu çocuk kaç yaşında, o önemli. Yani şimdi bu adam 16-17 ise, bu da 14 13-14 falansa, yani çocukluğuna gelmiş olabilir. Abi beni her zaman beni görünce dövüyor. Dedim ben sana bu. Yetmez abi. Ben, o zaman dedim, her küfredende bir durun siz. Dur. Bekleyin. Dedim ben sana bu. Al bu abicim. Evet bu.
Tamam, annene küfür etti, yanlış bir şey de vurmam mı lazım? Abi? Lan ne fotoğrafı? Lan ne alaka? Herkesin derdi farklı. Tamam, annene küfür etti, yanlış bir şey de vurmam mı lazım? Fotoğraf çekelim mi abi diyor. Fotoğraf çekinebilir miyiz? Hayır abi? Çekinemez, hayır, dur. Tamamdır abi. Çocuk senin yüzünden ağlıyor. Doğrudur abi, ben gittim ama, özür diledim. Bak, bu arkadaş ilk videodaki arkadaş mı yani şey? Hatırladın mı lan beni? Çikolata aldım. Dedim ben sana ya. Geldi. Çekme. Çekme. Bekle. İşte geldi. Bimden çıktı. Ben bimin oradan geçiyordum. Geldi, hepimize çikolata verdi. Ben özür dilerim. Ben bir daha yapmayacağım. Bu çocuğun zaten sıkıntıları var. Aç ayağını. Biliyor. Evet, biliyorum. Biliyor zaten. Tamam, bu çocuğu zaten öğrendim. Herkes döver. Doğru abi. Bu çocuk kim? Anama sövse ben bunu döveceğim ya. Doğru abi. Çekme. Ya onu da çocukluğuna vermek lazım. Şimdi arkadaşlar yani. Bu çocuk da belli. Liseye falan gidiyor muhtemelen. 15 yaşında. Yani 14 bile olur. Yaşını bilmiyorum ama yaşı çok büyük olan bir çocuk değil. Hatalar yapılabilir. Yani o çocuk orada minik hatalar yapmış olabilir. Bu arkadaş da bir şey yapmış olabilir. Bunlar yaşanabilir. Her mahallede olabilecek şeyler yani. Anası da küfür ettiyse o da gidip ağzını yüzünü dağıtmış. Bir tane tokat atmış, hatırladın mı lan beni deyip. Ondan sonra da zaten yanlış bir şey yaptığını görüp çikolata da vermiş. İsteniz olur mu Allah Allah ya? Beyler telefonları kapat. Oğlum ne yapıyorsunuz? Aha abi. Abi sana çekeyim. Abi dur. Aha şurada beni dövüyor. Aha şu. Sana dondurma ısmarladım. Dur. Ben sana dondurma ısmarladım. Hepsini de götü atıyor. Siz bir daha alın abi. Aha burada siz beni dövdüler. Daha alın. Hayır. Bilir. Komple. Sinirlendirme beni. Hadi. Çıkın. Herkes çıksın bir. Aha sarılı da gelmiş. Sarılı görüyor musun? He bu dedim. Ben sana dedim. Hadi. Tek oldum ben. Hayır. Olmaz. Geçen gün niye bana vurduydun? Hadi. Olmaz. Hadi. Şimdi seni döven bu. Karşımıza çıktı bu arada. Evet. Tesadüf. Evet. Çocuk ağlıyor zaten. Şimdi sıkıntınız ne? Siz annesine sövdün mü? Anneme şimdi küfrettim. Ben annesine küfür ettim. Ettiyse o da bir tane şamar atmış yani. Ama beni her zaman burada görünce... Her zaman gördüğümde dövmedim abi. Sen niye annesine sövüyorsun? Ya şimdi bak abicim, ben gidiyordum arabayla... Böyle gel. Yürü. Kaçıyormuş. Ben gidiyordum deyip hatalı olduğunu alıp bir koşmaya başlıyormuş. Arabayla yürüyordum, geldi bana dayak attı. Ben ne yaptım? Ben en sonunda küfür etmedim. Bir saniye. Herkes arabayı bilsin, şok marketine oraya gidiyoruz. Şok marketine oraya gidiyoruz diyor. Şey yapacağız. Uyan sana. Uyumaz abi. Ben gideyim, işim gücüm var. Gerçekten ben sadece seni, senle fotoğraf çekilmek istiyordum. Spora gideceğim zaten buradan da. Tamam, biz zaten karşılaştık. Evet. Fotoğraf mesele değil. Şu an bu çocuk gergin. Başka çekmezsen şeyler. Olmaz mı? Tamam, gelin. Helalleşin bir. Ben babasıyla da konuştum abi zaten. Gel. Rahmi. Ya geldi abicim, beni dinle. Şimdi geldi. Benim babama geldi. Zaten babam dedi. Dedi ki o çocuk gel yanıma. Biraz dedi ki gelsene. Tamam. Dedi ki bu çocuk bana şey hep küfür ediyor falan dedim. Abicim ben küfür etmem. Şimdi bak. Tamam, ettin diyor da. Etti abi. Bak burada kim, nerede o? Arkadaş şahit abi. Abi işte klasik şey ya. Çocuk bir anasını sövmüş, bir tane de şamar atmış. O videoyu çeken çocuksa bu. Tamam, helalleşin. Tamam, ben bir daha bu mesele bitsin. Hakkını helal et kardeşim. Zaten helal olsun. Helalleştik. Alkışlıyorlar ya arkadan baba. Nasıl gazı yürüyorlar ama. Ulan ya iyi. Mahalleler hala devam ediyor en azından. Mahalle hayatı var yani başka yerlerde de. Gülecek de kendini zor tutuyor. Tamam ya. Başka bir olay oldu o yüzden. Biraz yüksel. Başka bir şey oldu. Salmıyorlar ki çorumu. Sen karşımıza çıktın birden ha. Ben zaten seni bekliyordum abi. Evin önünde gittim, babasıyla falan da konuştum. Şimdi mi? Evet, babanla tamam, konuştum. Zaman... Babandan da helallik istedim zaten. Size çikolata almıştım, hatırlamadım. Evet, biliyorum ya. Biliyorum zaten de işte. Ya dedim zaten biraz önce arabayla yürüyordum. Dedim böyle geldi yanıma, özür diledi falan, çikolata verdi. İşte öyle anlattım ben işte. Tamam, en azından bu konu burada tesadüf, evet, tatlıya bağlandı. Tamam. Güzel oldu. Tamam. Teşekkür fotoğraf ederim. Fotoğraf çekinebilir miyim? Sen hızlıca çek, ben kaçacağım. Tamam. Ya. Sana özel. Başka fotoğraf yok. Başka fotoğraf. Yo. Bak aha, şunlar çekiyor abi, baksana. Sıkıntı yok onların. Yok. Biz şu an hiçbir şey çekmiyoruz. Bak telefonlar yok elimizde. Herkes bilsin arabayı. Tamam. Hadi. İyi çekimler abi, görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Abi bir dakika, karşılaşma istiyorum. Hadi abi, bir kere. Abi cam aç. Abi cam aç. Camdan çekelim. Arkadan sivil oldular. Amına koyduklarım.
Allah Allah. Abi şuna bak be. Samet bindi mi? Bindi. Binmese yok. O zaman kim çeker bizi? Ha, çocuğun evine mi gelmişler? Babasına söyledi abi. Tamam söyledim. Tabii videoyu söyle, el soru sessiz. Sesi almamış. Kameraman fark etmemiş, hepsi boşa gitti. Tamam, tekrar çekeriz. Fark et. Ana, videoyu boşta mı çekmişler la? Ama o arkadaşlar kısa olur. Tamam. Bakayım bir. Dedim zaten şimdi. Bir konuşsanız abi. Tamam, şu an alıyor değil mi? Sor FPS hoş geldiniz. Veteriner hanım hoş geldin. Efe Taha. Strawberry Shortcake, Maritza, Strawberry Shortcake, Freya Hanım, Efe, Envai, hepinize teşekkürler. Selamünaleyküm. Bakayım. Suriyeli miymiş lan bebe? Sana şöyle bir hediyem var. Teşekkürler, Allah razı olsun. Ne olduğunu biliyor musun? Ya şeri değil mi lan o? İşte geldi o çocuk ben. Iraklı mıymış? Ne uğraş, şu şey oldu. İşte. Yo, bu ne olduğunu biliyor musun diyor. Ha, bilemiyorum. Yeniçeri. Şöyle bir hediyelerimi vereyim önce. Bunun ne olduğunu biliyorsun zaten. Evet, teşekkürler Hansın. Açık mı şu an? Bilmiyorum, herhalde açıktır. Ses. Yok, şey. Aslı bana diyeceksin, hatırladın mı lan beni? Altan olabilir. Ve titremeye başlıyor. Konuş bir. Tamam. Adın ne? Evet, şimdi durumu anlat. Zaten siz bilmiyorsunuz, çocukla karşılaştık. Biliyorum. Tamam, şimdi ne baba? Var mı haberin? Haberim var. Arkadaşlar söylemişler. Geldiler, özür diler falan delerim. Sizin adın ne? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Allah razı olsun deyin. Teşekkürler olsun. Tanışmadan çok memnun oldum. Dediğim gibi benim bu çocuk hakkında tek o rahatsız olduğum şey, önceki yayında veya sonraki bir yayında daha söylemiştim. Ondan önceki bir yayında herhalde, ikisinden birinde. Yani bu çocuk bir şey yaşamış o iki çocukla arasında. Ondan sonra beyinsiz piç kuruları, tamam mı, hani komik sanıp şey sanıp çocuğu sürekli zorbalayıp dövüyorlarmış. Yani gerizekalılar bu. Komik mi amına koyayım? Tanıştığıma memnun oldum. Sen Türkçeyi bayağı iyi konuşuyorsun zaten. Biliyorum zaten. Yoruyamıyor. Ankara'ya götürmüş babasında. Sigorta mı yok, bir şey yok. Ameliyat falan yapmışlar. Allah şükür. Önceden yoramıyor. Şu anda yavaş yürümeye başlıyor. Önceden yürüyemiyormuş, tedavi olmuş. Hadi. Bir de evrakları falan... Teslim etmişler, ayakta sıkıntı kuştum. Var, ameliyat izin. Tamam, iki tane evet. Ameliyatım var, bir daha sırtımda da ya, bundan da ameliyat var, kafada da ameliyat var. Şant. Kafada da beyinden de mi ameliyat olmuş? Şant var. Hı. Şant, burada. Aynen, şant vardı arkadan, konuşmak için, dinlenmek için, konuşmaya falan. Ondan kafasındaki o şey olmasa konuşamıyor. Tabii. Allah Allah. Yani o... Çocuk çok geçmiş olsun lan. Döydükten sonra 2 gün yatamamış tabii. Çocuk doğduktan sonra. Tabii. Ağlıyor. İşte böyle oldu. Çocuğun bayağı engeli varmış arkadaşlar. Ondan sonra biz çıkartamadık. Döydükten sonra çıkartmak istemedim yani. Adam yardım ediyor babasından falan. Evet. Karton, plastik falan topluyorlar. Dedim zaten ben arabada. Babası da çalışmıyor yani, sigorta falan. Irak olduğu için. Iraklısınız. Evet. Iraklılarmış. Vatandaş alamıyorlar, sigorta yatamıyorlar. Sen haksızla uğradığın için geldim, sen yalnız bırakıldın. O yüzden ezilmeyi hak etmiyorsun, zaten bir problemim var. Evet. Araba çarptı. Araba çarptı, kafada, ayakta, karnında. Ama evet. Ondan sonra arabayı burada çarptı. Kaplonu. Evet, daha evet, şurada. Orada çarptılar. Yola mı atladın? Yok. Atladım işte. Senin de hatan var yani. İşte. Ha. Dur bir dakika, anlamadım ya. Çocuk engelli miymiş? Ondan sonra araba çarptıktan sonra mı bunları yaşamış? Öyle şey oldu. Göster, görebilir mi ameliyatın yeri? Göster ameliyatın yeri. Burada ameliyat, burada ameliyat, burada da ameliyat. Kaldı, göster. Dur, bak şimdi. Burada ameliyat,
Burada ameliyat, burada da ameliyat. Ki ya. Bak. Çek şöyle, kaldır. Şurada da var bir tane. Bak. Şurada sağ tarafta da bir. Bak. Orada platin var. Evet. Ha, platin var da yürüyemek için. İşte. Ayağını mesela tam düz uzatabiliyor musun? Uzatıyor da ama yatıramıyor böyle. İşte. Oturarken. Uzatıyor, oturuyor. Evet. Şöyle yapamıyor yani şöyle. Sanki canım, bağdaş yapamıyor. Saçmalama, ne banı ya. Ne anlatıyorsunuz oğlum? Aynen yapamıyorum. İşte. Biraz kısa olduğu için. Evet. Şimdi bir de boyu uzatıyor. Evet, platin olduğu için boyu da uzamıyor. Tabii, 10, tabii. 13 yaşında mıydın? Evet, 13. 13 yaşında. Okula gitmek istiyorsun ama ikametgahın olmadığı için gidemiyorsun. Evet. İran'a gitmek istemiyorum. Siz Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz. Evet. Tabii burada bir... Chatte ne mal insanlar ya. İşte şu an bizim izleyicimiz olmayıp sadece bu videoyu görüp gelenler de var, şeyler de var. Abone modu alırız arkadaşlar ya. Abone modu alalım, biraz sakinleşelim. Ya ekip bizim çalışıyor ama siz görmüyor olabilirsiniz ya. Ben hep görüyorum şu an. 5'er dakika, 10'ar dakika banlar manlar uçuşuyor havada da. Siz göremiyor olabilirsiniz kardeşler. İş lazım. Aleykümselam, aboneler hoş geldiniz. Ya boş insanlar her zaman gelir ya, takmayın. Siz keyfimize bakın. Şu an kağıt toplamayla falan çok zor. Yok, ondan da biz yani onu dövdükten sonra biz babasıyla konuştuk. Yani çekme dışarı çıkmak istemedi. İstemediler hepsini yani. Rami, okula gitmek istiyorsan gerçekten yardımcı olabiliriz. Ama gideceksen bak 2 gün. Tamam, giderim. Sıkılıp bırakacaksan değil. Bir de sokakta herkes sataşıyor abi çocuğa. Ama evet ya, o çok sıkıntı baba ya. Bir video oldu bitti, o konunun orada kapanması lazım ama hala bunun üzerine giden tam ergenlerin hareketleri işte. Sende de biraz hata galiba var. Yok var tabii. Küfür falan yani. Ediyor musun millete hiç? Hiç küfür etmem ben. Etmiş hiç. İlk videoda etmiş. Ben hiç küfür etmem. Şimdi o çocuğu gördük ama şimdi ben yürüyordum. Hep beni görünce beni dövüyor. İşte dövmezse daha iyi olur işte. Bu saatten sonra dövmez ama. Ama o da pişman. Tabii pişman. O da pişman. İşte. Tabii ya, annesi abi babası konuştu diyor. Abi bir de Allah çıkardı çocuğu karşımıza. Aynen. Rami heyecanlandı zaten, bu falan filan. Ama efendi bir çocuk o. O da biraz ergenlik var. Ya abi illaki yani. Her mahallede olur böyle. Senin söylemek istediğin şey var ya. Nasıl? Yani anlatmak bir şey istiyorum var. Söyle abi, buradan zaten çok vakit... Yani geçmek istemiyorlar da daha o da yola çıkacak. Aleykümselam, hoş geldin. İşte yoldan gelmişler senin için. Biliyorum zaten ya. İşte öyle çocuk dövdü. Şimdi gördük o çocuğu, işte özürledi, şey yaptı. Gitti. Yaralı kaplumbağa, hoş geldin. Sen kabul ettin o özürleri. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Bir daha karşıya gelirse selam ver, şey yap. Tamam. Hepsi komşu olur. Hepsi tamam. Arkadaş olur. Abisi olur. Anladın mı? Yani kimse küfür etmesin. Kimse bir şey yapamaz. Kaan abone olmuş abi. Hoş geldin. Anladım. Yani abi geldi. Allah razı olsun. Adam getirmiş. Sana Yeniçeri duruyor orada bak. Görüyor musun Yeniçeri'yi? Özür diler falan yaptılar şeyde. Evet. Arkadaşlar da çok belli zihinsel engelliği var. Küfür etse de dövmek yanlış işte. Baran, onu sen ben düşünürüz. Hani senin de yaşın büyük gibi zaten. Benim de yaşım büyük. Sen ben düşünürüz. Ama şimdi oradaki çocuk da 15 yaşında, bir de ergen. Şimdi 15 yaşındaki bir çocuğa da 13 yaşındaki bir çocuk geldiği zaman sen ananı sikeyim dediği zaman o çocuk da bir gaza gelip böyle bir şey yapmış olabilir arkadaşlar. Yani ergenlikle yapılabilecek şeyler çok var yani. Tanıdık var, dışarıda bak millet var. Problem onu bekliyorlar. Onlar bekliyorlar, fotoğraf çekmek istiyorlar. Anladın mı? Anladım. Sıkıntı yok. Biraz da Rami konuşsun abi, sonra bitirelim zaten. Tamam. Aynen. İşte öyle şey oldu. Ondan sonra da hep çalışıyordum. Geldi, benimle uğraştı. Teşekkürler. Buranın leblebisi meşhur. Çok yemişsindir zaten. Abi, çok. İran neyi meşhur? Hangi yemekleri? Yemekler işte öyle... Dolma falan meşhur. Dolma, işte öyle yiyoruz. Kebap meşhur. Kebap. Po. Öyle kelle. Türkiye mi daha iyi, Irak mı sence? Burada daha güzel. Burada mutlusun. Evet. Ben burayı çok seviyorum hatta. İşte. Ben bile gitmek istemiyorum. Burada daha güzel işte. Öyle. İleride istediğin bir meslek var mı? Yok. Hiç mi yok? Bir tane i̇şte, olmalı ya. Öyle. Hastayı olduğu için mi? Hatta işte o çocuk bana öyle yaptı falan, işte şu oldu. Üst sefer bana vuruyor. Öyle şu oldu. Anladım. O zaman biz
yavaştan kaçalım abi. Tamam. Seni de düşünce rahatsız ettik, kusura bakma. Yok estağfurullah abi. Evin önünde ana baba günü oldu, kusura bakma. Yok estağfurullah abi, hiç olmaz. Canlıyım mı abi? He canlı yayın. Bu öyle nasıl alıyorum ben? Şimdi bazı günler bana diyor ki senin niye öyle dövdüğün, niye şey yapıyor öyle diyorlar. İşte. Gel kısa bir yayın yapalım. Tamam. Tıklayın arkadaşlar, tıklayın, tıklayın. Ooo her şeyi biliyor oğlum. TikTok'tan para kazanıyor musunuz? Ya işte çok kazanmıyoruz. Yeni başladı zaten de. İşte. Bir hafta oldu. Valla. İşte. İşte. Teşekkürler Allah razı olsun arkadaşlarım benim. Bundan sonra bu çocuğun karşısına çıkan yandı. Daha çıkamazlar. Zaten çıkmayacak artık. O mevzu zaten çözülmüş de işte arada ergen piçler çıkıyor. Anlaşamıyoruz gel bir yerde. Elfeyn Hasemiye. Tıklayın arkadaşlar, tıklayın, tıklayın. Neye tıklıyorlar? Söyle. Oluyoruz annemle. Ben arkadaş olmuş. Hediye mi? Evet, yani işte nasıl diyeyim, destek falan mı? Evet, destek olun falan işte. Ben öyle hep diyorum bak, işte. Bak biri bir şey... Babasının 250 bin takipçisi varmış, ASMR çekiyormuş. Allah Allah. Bu ne? Kalp falan işte, top. Hangisine öyle basıyoruz? Şimdi... Osman hoş geldin, keyifli Cezmi hoş geldin. Kabul edersen... Bu hediye, hediye. Hediye. Hediye değil. Vallahi buradan herkese selamlar. Efendim istemiye. Ama ekmende olan bir abi çocuk. Benim hatun yarın doğum günü, seni beraber severek izliyoruz. Ufak mesaj göndersen sevinirim. Adı Elanur. Elanurcum doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Engin'in selamı var. Gidiyor ya. Şimdi bana bir küfür ediyor. Ya küfür etmiyor. Ben izliyorum. Ben yanındayım. Ben kovalıyorum, tutamıyorum. Tutsam şimdi geliyor direkt vuruyor. Ha direkt gelip vuruyorlar. Zaten buna vurma. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi aynısını yine söyledim. Abi çok özür dilerim. Abi çok şöyle yaparım, şöyle yaparım. Yani hani dedim ki bak kardeşim, video çekiyorsun. Biri sana bir küfür edebilir, bir şey yapabilir. Vur. Ama video çekerek, kasten yaparak bizzat bir insanın kafasına vurulmaz. Sadistlik ya. Tabii. Ya bir... rezil etmeye çalışıyor işte. Bir saçma sapan hareket arkadaşlar işte bu. Ne diyeyim ya, ergen ama kalitesiz ergenler, aileden doğru düzgün eğitim alamamışlar, kalitesiz tiplerin yapacağı hareketler bunlar, anladın mı? Başka hiçbir şey değil. Bak şimdi bu Rami buraya ilk geldiğinde şöyle ben de gördüm o videoları, yani yanında yok çocuğu yakalıyorlar, videoya çekiyor çocuk da çekmeyin ya ne çekiyorsunuz diyor, gidiyorlar çocuğa saldırıyor falan, ne yapıyorsunuz oğlum siz? Yürüdü bak. Evet. Bunlar tutmuyorlar. Evet evet. Böyle geldi de 10 sene önce. Böyle elleriyle yürüyor. Bu zaten bak, eskiden bu. Benim ayağım kırılıydı. Tabi. Evet, ama evet. Şimdi çok şükür düzeldi. Şimdi hiçbir sıkıntı yok. Çok şükür. Evet. Ama işte gelip de kafasının burada olduğunu bile bile yapanlar bile var. Vardır ya. Olmaz mı ya? Bile bile ya. Bile geliyor olduğu yerde vuruyor. Abi akran zorbalığı. Aynen öyle. Ya bu dönemlerde oluyor. Yani neden yanlış anlıyor Ahmet abi? Cihaz olduğu için de bazen çıktın laflara o mana anlıyor. Beyninde sorun var senin. Tabii. Evet. Aa şurada. Tabii. Ondan evet. İçin bazen misal bir şey diyorlar, bir küfür ediyor, küfür çıkıyorlar o ağzında, onlar millet kızıyor. Niye? Kafa cihaz var. Cihaz olduğu için bazen çıkan lafları o mana anlamıyor. İşte bunda da mahallenin büyükleri o çocukları toplayacak, diyecek ki bakın, şimdi siz bu çocuk yürüyor, ediyor, konuşabiliyor diye şu anda şey olduğunu sanmayın, bu çocuğun beyninde engeli var, bu var, şu var diye mahalledeki büyük abiler bunları anlatırsa, oradaki çocuklarda da zaten özü bir olan, kaliteli olan, doğru düzgün aile terbiyesi almış olan çocukların hepsi anlar bunu. Onu demek istedim. Yani ondan kendini, millet yanlış anlıyor. Kendini ifade edemediği için millet yanlış anlıyor. Tabii, ama halbuki ondan. Şimdi örnek veriyorum, Testo Tayland'da mı ismi? Yosava'da misal şimdi, baba da bir şey olmazsa, yaş o 13 olduktan sonra o bizi kimse küfretmez bu adam. Anladın mı? Cihaz olduğu için de bazen şey yaptım. Olabilir abi, bilmiyorum ki ne oldu. Abi de anlatsın. Yine abi, benden yok, daha iyi anlatıyorum. Şimdi biz konuşuyoruz. Şimdi abi o dövmeye çalışıp ünlü olmaya çalışan kekoları anlatamazsın. Öyle bir mahallede yaşıyorum, anlamıyorlar ya. İşte onu da artık mahallece toplanıp döveceksin. Dante tek başına gücün yetmiyorsa, onlar 4-5 kişi geliyorsa sen de mahallece toplanacaksın. O bebeleri bir güzel döveceksiniz. Bana da diyor bazen geliyor şimdi, bazen sinirlenebiliyor. Neden? Şimdi kafadaki beyin bu cihaz direkt algılamıyor. Algıladığı zaman da anladın mı? Bir şeyler çıkabiliyor ama küfür... Mitoz bölünme yaşıyorlar işte, siz de onlara bölüneceksiniz bir güzel. Kesinlikle değil. Beynindeki cihazın adı tam ne? Tam şurada değil mi? Bir göstersene. Aa şurada.
dokununca hissediyorsun. Aynen. Tam adı ne abi bunun? Vallahi tam Şant diyorlar da ama siz neredeler onu bilmiyorum. Yani beynin... burada... Bilen var mı hiç akrabası, çevresi veya kendinde olan birileri var mı böyle bir cihaz? Beyin şimdi %100 çalışıyor ya. Bunun beyin %70. O cihazla çalışıyor. %30 normal. Cihaz olmazsa direkt ölümcül. Beyin ölümü mü? Tabii direkt. Çünkü onu bayağı şimdi bu ameliyatla pil değişiyor. Bayağı sıkıntılı. Ameliyatla da pili değişiyor ha. Sabri abone olmuş geldi. Değişiyor pil. Ankara'ya götürüyor ya her seferde. Şimdi Rami en son ne zaman değişti bu? Senin pil? Bu beni gösteren Ankara'ya gittiğinde 2 senede bir falan mı? Hiç hatırlamıyorum vallahi. Tamam işte Irak'tan geldiğine değil mi? Evet. Baya baya ciddi, kafada su dolu, su ile doluyor kafası. Ciddi misiniz? Baya ciddi oğlum o zaman. Aynen. Ya ben anladım, bu çocuğun kafasını bir senede bir falan açıyorlar. Beynini açıyor. Abooo, çok geçmiş olsun lan. Açıyorlar, tekrar güncelliyorlar. Şimdi bu doktora gidiyor, kontrol alıyor. Cihazla da MR mümer var ya, onlarla bunu cihaza bağlıyorlar. Orada neyin ne olduğuna bakıyorlar. Şimdi ilk geldiğinde dediğim gibi ayaklarında sıkıntı vardı şuradan. Tabii yarayamıyor. Altı hiç tutmuyordu. Elleriyle emekliyordu. Sonrasında işte Simge, hastane Sabri, burada. Hoş geldiniz. Tedavi. Git gel git gel. Bak o şey değil. Tam diz kapağının olduğu yer. Evet orada. Hatta ha, şurada, ayakları şurada. O. Yani kısa yani kısa. Biliyor musun? Ha. O kadar kısa da. Açılıyor mu? Aha açılıyor. Dur dur bekle. Evet anatomisi bir değişik tabii, abi zaten. Tabii değişiyor yani. O 13 yaşında. Yani şuradaki. Soba borusu gibi. Şu alttaki eklemiyeleri var ya. Buralar hiç açılmıyordu. Şimdi fizik tedaviye git gel git gel git gel git gel şimdi ama o kasları abi, canlandı. Evet, evet. Aynen. Şimdi onda da biraz da şöyle basıyor ama kendini idare edebiliyor artık. Yani evet. Normal yürüyemiyor şu an. Şöyle sağa sola gidiyor. Aynen. Fark ettim abi. Aa aynen tabii sen belki gördüysen. Yani çocuk onu bildiği halde, onu yaptığı halde ben de peşine koştum ama ben çocuğun yetişemedim. Şimdi buraya gelmiş. Sen burada özür diliyor. Hiç. Millete kuruluyorsun gibi geldi. Yok. Sevinmek için. Sinirlenme. Yok sinirlenmem ben. Bundan sonra yanındayız. Gelişimini de takip edeceğim. Tamam. Senin telefonun yok değil mi? Var. Babası da var. Babamın. Tamam ben babasıyla. Benim gördüğüm zaten bu aileye sosyal yardımlar falan filan gelmiş. Bir yerde görmüştüm. Takip etmedim de yani. Şey yaparım konuşurum. Tamam. Bizden bir isteğin var mı? Yok sağ ol Allah razı. Yani o konuda şeyiniz olmaz, şüpheniz olmaz. Yani hastanedir, abi, postanedir yani biz elimizden gelen... Hastanın gelince megamind oluyorsun. Ha o şey kafası şişiyor ha. Su topluyor. Yapıyorsun. Aynen. O belli yani, abi hissediliyor. Teşekkür yani bir ederim. Komşu olarak çünkü niye dersen hepimiz insanız. Sen Çorumlusun. Ben Çorumluyum buralıyım. Evet Çorumlu. Biraz sen konuş. Şimdi ya öyle o çocuğun da ben o çocuğu dövecektim ama ben dövemiyorum işte. Sen onu dövemezsin. İşte. Tamam dövemez lan. Şey abi diyor ki. Direkt ne söylemiş yani. Annem diyor ki bir başka ev bulsanız diyor. Başka i̇şte, ev? He. Burası eski ya. Hem de akıyor ya onun için işte. Yağmurdan dolayı işte öyle şey diyor. İşte. Ulan, belediye falan. Onu ben halledeceğim. Belediye zaten. Onu ben halledeceğim. Belediye başkanı ben kendim koydum. Ben onu halledeceğim. Onda sıkıntı yok. Bunlar Çorum'da yaşıyorlar herhalde zaten ya. Çorum belediyesi gelmişti herhalde değil mi? Yanlış anlamadım ben. Öyle bir şey görmüştüm çünkü. Çorum'u seviyor musun? Çorum'u tabii. Seviyorum tabii. Değil mi? Şuna. Abi bir de ben birazdan çıkacağım ya. Ama sen bana sen ne kadar söyle sen ben de bir şey diyorsa söyle. Sende de yani çok birikti ya. Aynen. Biz zaten sabah bayağı fotoğraf çekildik. Ben şimdi çekilmeden kaçmam lazım. Baba sultan sıkıntı yok. Sen ne yapmanı istiyorsun bana söyle ben. Sen çıktıktan sonra biz yola. Sen yeter ki işte ben onu her türlü hallederim. Ben çıkacağım şimdi birazdan. Yani şimdi baktım şu zaten benim yerim. Çekelim mi? Evet. Hayır, yeni yaşlısın. Teşekkür ederim. Yani, o zaman bunlar ikisi kanka. Seneler dedi. Tamam iyi kanka. İyi kankalar. Hem dövüşürler hem kucaklaşırlar. Yok, o yoktu. Sana, okula gidiyor ya onun için işte. Burası i̇şte. Mutfağınız. Evet. Aynen. Çekebilirsin. Çekelim. Bir ufaktan şey okuyalım. Gel. Tamam. Selam, aleykümselam. Yağmur yağarken biraz su akıyor. Su akıtıyor değil mi? Akıtıyor. Abi yani. Siz de sürekli böyle şeyler görüyorsunuz. Psikolojinizi nasıl düzgün tutuyorsunuz? Çok zor gerçekten. Kim bilir kaç defa hastanede bir yerde saklanıp ağladım. Elimizden geleni yapmak zorundayız. Simge doktor musun sen?
Ben kaçırdım sizin yazdıklarınızı. Videoya odaklandım ya. Vallahi. Keşke daha iyi bir yerde yaşasalar ha. Bu dinozoru da ben getirdim. Aynen. İşi bitti mi? Dur bakayım çalışıyor. Rami çalışıyor mu bu? Çalışıyor. Çabeyim. Geldi sana. Alttan dur. Bunların bir de çekmeleri vardı. Pat bir fırlatıyorsun. Çok güzel. Uçmada sıkıntı var. İşte. O dışarıda. Değil mi öyle bir şey vardı hatırlıyor musun? Böyle pat bir koyuyordun uçuyordu. Burada olan var mı? Kapatayım abi. Aleykümselam hoş geldiniz. Altını kapat. Bu bir şey. Sol sarayını sol yap. Sen ya da sağ. Ana. Söyle bana. Ana. Kullu halil akine beyt gelbi. Tamam. Mafi bir şey. Diyor ki. Tamam hallederiz. Diyor ki annem başka ev bul diyor bize. İnşallah hallederiz. Videoda istersen söyleyelim öyle bitirelim. Nasıl? Yani ev konusunda. Evet evet. Gerçi belediye size yardım göndermiş. Hiç yardım etmiyorlar işte. Yo bir erzak yardım ediyor da ben gördüm evet. La. Bir gün geldiler şey yaptılar. Yine inşallah bir o ev falan ayarlarız da. TikTok'tan yayınlara devam bak oradan iyi para geliyor. Ya iyi de işte çok. Yeni başlamışlar ya. İnşallah yavaş yavaş yani çıkmaya başladılar. Senin var mı isteğin? Ha? Ben gidiyorum hakkını helal edin. Sadece canlı yayın yapıyor arkada. Hadi görüşürüz. Gel. Arkadaşlar da. Aynen. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Ben seni önümüzdeki sene tekrar arayıp soracağım. Tamam ama abi diyor ki biz kardeşlerim diyor ki okula yazdırmak istiyorum diyor. Okul gel sen de gel. Videoyu bitirelim. Gelin gelin. Tamam. Gelin. Evet. Buradan videonun kapanışını yapacağız. Rahmi ve kardeşleri. İkametgahı olmadığı için okula gidemiyor bu yüzden de. Evet. Yetkililer evet. İlgilenir evde böyle bir şey yapılabiliyorsa zaten. Evet, oluyor. Evet, evet. Okula gitmek istiyorsunuz. Evet. Buradan da ben gerekli zaten mercileri. Bu yaştaki çocukların okulda olması lazım arkadaşlar. Bu ülkenin buralarına gelebiliyorlarsa bir şekilde okula da gitmeleri lazım yoksa daha da kötü şeyler olur. Daha kötü yollara düşerler yani. Ne bileyim ben mi yanlış düşünüyorum? Bu çağrıyı iletiyorum. Elimizden geleni biz yaparız. Tamam. Bu konuda tabii devlet olsun, belediye olsun, il özel idaresi. Tamam. Zaten şey izin vermiyorlar işte. İzin verseler. Evet. Defizyon abone olmuş hoş geldin. Şeyiniz, oturumunuz olması lazım. İşte. Var mı başka? Burada da artık zorbalanmamaları için de oradaki öğretmenler bir şekilde ilgilenecek arkadaşlar. Bir şey? Yok. Sağ olasın, Allah razı olsun. Ne demek abi? Eyvallah hocam. Diğer türlü de yok. Zaten buraya kadar gelmişler bir şekilde bir müdahale edilmesi lazım yani. Diğer türlü de ne olacak bu çocuk şimdi atıyorum yarın bir gün kötü bir yola mı düşmesi gerekiyor? Helal olsun abicim. Ne oldu lan? Bu ziyaret bana güzel bir ders oldu. Kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz. Fiziksel özellikleriniz akranlarınızdan geride ise çocukluğunuz ve ergenliğiniz oldukça sancılı geçer. Rahmi belki de bu hayata bir sıfır geride başladı. Bundan sonrası ne olur bilinmez. Gücü yeten yetene. Hayatta orman kanunları geçerli. Bu ziyarette onları bir nebze mutlu ettiysek, suratlarında samimi bir gülümseme bırakabildiysek ne mutlu bize. Hoşça kalın. İnşallah bu saatten sonra böyle ergen kalitesiz eğitim almamış tipler de artık bunu yapmayı bırakır yani yazık çocuğa. Bir de engelli üstüne üstlük yani zaten akran zorbalığı zaten çok sıkıntılı zor bir şey. Bir de üstüne üstlük engelli olan bir çocuğa böyle bir şey yapmak daha da yani tam şeytan işi amına koyayım ya. Nasıl biriydi götü büyük. Harbi o nasıl bir şeydi ya. Evet chat'i açabiliriz artık. Normal videolarımıza devam ederiz. Siz istediğiniz açtım. Canınızı yerim. Güzel videoymuş ya. En azından görmüş olduk çocuğun diğer çocuğun da ne yaptığını ne ettiğini. Zaten helalleşmişler konuşmuşlar aralığında. Ben şey anlamıyorum. Madem maddi gücünüz yok neden hala çocuk yapıyorsunuz? İşte o da biraz cahillik. Çocuklara bakış açısı bile farklıdır. Hani sırf çalışsın diye çocuk doğuruyordur falan. Onlar artık yani diyebilecek bir şey yok.